Arkadaşlar herkese selam. Yeni videoda tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün e, yaz fonundan sonra T3 fonunu inceleyeceğiz. İş Bankası İştirakları Endeks hissesinde fonu şeklinde geçiyor. Bu fonumuz iş Bankası İştiraklarına yani iştirakları olan şirketlere yatırım yapıyor diyebiliriz. Tüm portföy bu şekilde. ilk e, i̇lk olarak şuradan bahsedeyim. Yaz da arkadaşlar yani Koç Holding İştirak fonunda Koç Holding İştirak olmayan iki şirket pardon 3 şirket Tatkı'da Ege Ereğli vardı. Ama T3 yani İş Bankası iştirakleri hisse senedi fonunda böyle bir durum yok. Buradaki tüm hisseler direkt İş Bankası iştirakidir. Bilginiz olsun. Fonumuza yavaşça değinmek gerekirse şu şekilde başlayalım. Fonumuzun fiyatı arkadaşlar 851 TL. Fazla gözükebilir ama genel itibariyle hisse olsun fon olsun. Bu fiyatlar bir fonun veya hissenin pahalı ve ucuz olduğunu karar vermez. Bilginiz olsun. Örnek vermek gerekirse Türk Traktör hissesi. Yıllar önce hatta direkt şuradan açayım. Bakın bir yıl önce 200 liraydı. Bir yıl önce 200 lira paraydı. Şu an 19 Temmuz'da 500 liraydı. Pahalıydı. Şu an 9 lira hala pahalı. Ama hala da pahalı olmaya devam ediyor. Bu işler böyle. E, tabii ki bu şirket pahalı bir şirketti. Bu iş, e, işin ucuzluk kısmı rasyonlarda biter. Şirketlerin rasyonlarına bakmanız lazım. Benim bu demek istediğim tek husus buradaki hisse fiyatlamasıydı. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar fonumuzdaki şu aktif kişi sayısı 35.202 kişi bu fonun sahip şu an. Fon varlık dağılımına baktığımızda 197.04 oranında yerli çok büyük bu oran gerçekten. Normalde e, bunların şeyine göre %80'e indirebiliyorlar bunu diyebiliyorum. Bak yani %80'le e, minimize ediliyor diyebiliyorum. Evet 180 normalde bu fonumuz arkadaşlar iş bankası işletmeden 180 oranında alabilir ama direkt %97 oranında varlık dağılımı yapmış. Geri kalan %2'lik takas para piyasası. Geri kalan da 0.71'lik vadeli işlem market temati diyebiliriz. İlk olarak arkadaşlar bu fon son bir yılda hangi yatırım enstrümanını geçmiş? Nevduatı, TÜFE'yi, doları, euroyu, biz 30, biz 100, altın gibi enstrümanları bir yıl içerisinde geçmiş. 3 yıla baktığımız zaman euro, dolar, altın, biz 100, biz 30 hisse senedi, fon getir ortalamalarını geçerek %690 gibi bir getiri ulaşmış. Son 5 yıla baktığımız zamansa Euro, Dolar, biz 30, Bist, 100, Altın. Evet direkt bunları yine geçip ya her yıl baktığımız zaman 1, 3, 5 yıl fark etmek için hepsini birinci sırada yer almış diyebiliriz. En azından şu aşamada fonumuz arkadaşlar. E, fon portföyüne baktığımız zaman da arkadaşlar e, sektör dağılımında bak, e, şu şekilde bankacılık %33 cam seramik %21 harcı korum %13 sigorta %13 gayrimenkul %6 geri kalındı %10'luk kısmı oluşturdu diyebiliriz. E, ağırlığı olan ilk 5 fona baktığımız zaman İş Çeyreği, İş Bankası, %21 olan da Şişe şişeceğim İşmen ve Anadolu Sigorta ve TSKB şeklinde geçiyor. E, 7 Mart'ta bir portföy dağılım raporu yayınlandı. Bahse konu raporla ilişkin e, şöyle bir aksiyon olmuş fonda. Tabii ki bu alınan aksiyonlar arkadaşlar Mart'ta ayındansa da Şubat'taki aksiyonlar. Anadolu Sigorta, TSKB, İş GEO, Şişecam, İş Finans Anadolu Hayat Emekliliği gibi şirketlerde ağırlık azaltımı olurken işçi İşmen işmen, TSGO, İşyat, yat, iş, iş girişim sermayesinde de ufak ufak artırmalar söz konusu olmuş bu fon nezdinde arkadaşlar. Ee, birkaç bir de şu üstten işte bahsedelim. Bu fon arkadaşı Halkars tarihi gerçekten çok eski. E, 1989. Bakın buradan yazın da Halkars tarihine bakalım. Yaz da eski fonlardan ama yani baktığımız zaman 98 yılında biri 89 biri 98 arada yine iyi bir fark var yıl bazında birkaç arkadaşımız bunun şeyle karşılaştırmasını istemiş yaz fonuyla bana özelden mesajlar gelmişti birkaç tane T3 ile yaz fonunu iyi şekilde karşılaştırmışsınız şeklinde arkadaşlar bir yılda bakın yaz fonu geçmiş çok ufak bir fark çok fark yok tabii ki 3 ile baktığımızda %690 T3 önde yaz fonu %560 oranlarında e, buradan üzerinden 5 yıllık veri ulaşamıyoruz ama şöyle bir husus var. Buradan direkt T3'ün 5 yıldaki elde ettikleri kar %1099. Yasın hiç çıkmadı çünkü küçük yazdık. Çok pardon. Yasın 5 yıla gelelim. 5 yıllık getirisi ise %1200'lerde. Yani 5 yıla baktığımız zaman %200'lük bir fark var ki bu da az bir fark değil bence. Yas bu durumu önde kapatıyor diyebiliriz arkadaşlar bu da benim yazla birlikte T3'te e, değer yatırım kapsamında sevdiğim fonlardan kesinlikle. Çünkü bahse konu fon arkadaşlar bir değer yatırım yapıyorsunuz. Mesela ben tabii ki T3 mi yaz derseniz yaz tercih ederim. Çünkü e, fon fiyatı daha ucuz olduğu için daha çok alma gibi bir alışkanlık olabiliyor bu fonun nezdinde. Ama İş Bankası e, fonu biraz pahalı gelebilir yeni yatırımcılara. Tabii ki dedim gibi yani video başta bahsettiğim gibi buradaki fiyat herhangi bir ucuzluk pahalılık normalde finansal açıdan etkilenmezken yani psikolojik açıdan etkileyebilir. Abi, bu fon çok pahalıymış diyebiliriz ama 3 yıl dediğim gibi bu fon e, şey geçmiş yası geçmiş. E, neden bu usta çokça değiniyorum? Çünkü arkadaşlar burada siz bir fon alırken e, bir değer yatırım yapıyorsunuz. İş bankasının holding ya iş bankası iş holdingini iş bankası iştaklarını yatırım yapıyorsunuz. Buradaki çoğu şirket ya birkaç şirket çok değerli benim şahsi düşüncem. Benim en sevdiğim şirket bu da cam arkadaşlar. Ben şişe neden seviyorum? Hemen size göstereyim. Şişe cam yatırım sunuma baktığımız zaman. Bakın çok basit. Yani şirket hakkında kap haberlerine bakmanıza gerek yok. Böyle ahım şam araştırmana girmenize gerek yok. Sadece şirketin yatırım sunumunu açıyorum. Yani buralara hiç bakmadığınızı varsaydım tamam mı? Hiç bilmiyorsunuz. ilgilenmiyorsunuz bu taraflarla. Sütlerlik planlarından sonra evet arkadaşlar bir, bir bakışta şişe cam. 5,8 milyar dolar satış gelirim 5,8 milyon ton cam üretimi, 4,9 milyon ton soda kül üretimi, 25 çalışan 14 ülke üretim, 88 yıllık kurum geçmiş 150'den fazla ülke ihracat, 45 testi üretim, 86 yıldan beri borsaya ekote. Şöyle baktığımızda cam ev, ev, eşyasında küresel ikinci büyük oyuncu. Yani soda kül üretiminde küresel ikinci büyük oyuncu. Cam ambalajda küresel 5. büyük oyuncu. Arkadaşlar bakın bu Şişecam denen şirket bir yıl içerisinde çok gitmemiş bir şirket tamam mı? Ama bu şirketin kötü bir şirket olduğunu anlamına gelmiyor. Bunun da bilincinde olmak lazım kesinlikle. Ee, iş Ben burada en sevdiğim şirket Şişecam dediğim gibi. İkinci en sevdiğim iş menkul diyebilirim. Hızlı bir şekilde iş menkul Değerli yatırımcı sunuma bakalım. Bakın hemen şuradan. Bakın arkadaşlar bizi tanıyın şeklinde ee, kabaca yatırımcılar için kendini tanıtıyor burada şirket. Kredi derecelerinin kısmına baktığımız zaman uzun vadeli usta kredi notumuz 10 öteki yumuşta stabil görünme yani 3A yani triple A şeklinde teyit edilmiş. Yani bu çok iyi bir not çünkü yakın zamanda bile Fitch Borsa İstanbul için not arttırımını yaptı. B plus yani B artı bir not arttırımıydı. Pozitif görünmüyordu. Burada stabil görünümde 3A şeklinde yani Borsa İstanbul e, endeksine kıyasla çok iyi bir kredi notu var diyebiliriz. 90 yılından beri İş Bankası'nın iştirakıymış. 31 şubede Hizmet veriyorlar aktif şu şekilde. Ee, burada iştaklarından bahsetmişler arkadaşlar. Benim en sevdiğim iştaklar büyüme potansiyeli olan girişim üretim yapacak girişim sermayesi yatırım kurup yönetmektir. Ee, Maxis girişim sermayesi portföy %100 bu işmene ait. Bir de Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi şirketinde olan iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi var. Bu da potansiyeli bir şirket. Max investment da %100 bu şekilde e, işmenin şirketi iştirakı daha doğrusu. Londra merkezi sermaye parası aracı kurumu diyebiliriz bu şirket nezdinde bir de arkadaşlar iş menkul değerler işte ne bileyim info yatırım Osmanlı yatırım gibi şirketler borsaya ne kadar çok yatırım birikiler unutulmadı bu şirketlerde payını o kadar çok alırlar bu çünkü hesap açılışı var hesap açılış başı kom hani al sat komisyonları var aracı konuları bu durumda olumlu etkiler bir de halk arzı olan şirketlere eşlik eden aracı kurumları var ve aklıma şu an gelen tapkıda ve Atake Patates bu iki şirketin aracı kurumu iş menkul değerlerde mesela. E, tabii ki bu şirketimizde de bu iki arzdan hani paylarını aldılar bilginiz olsun. E, son olarak da şeyden bahsettim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Başka konu ağırlığı yüksek olan şirketlerin e, getirilerine bakalım. Mesela iş CTR, şişe cam, işmen, Anadolu Sigorta TSKB Evet arkadaşlar bu şirketler baktığımız zaman e, ağırlı en yüksek olan ilk 5 şirket bu. Bir ayda ki getiriler olumsuz ayrılışırken Anadolu Sigorta %10 getirmiş gayet yüksek. 3 aya baktığımız zaman fonumuz %10'a yakın bir oranda seyrederken e, en yüksek ikinci pardon en yüksek birinci yok pardon çok yanlış bakmışım Anadolu Sigorta hala birinciyi sürdürüyor. Ardından TSKB geliyor. İş ÇTR, Türkiye İş Bankası geliyor diyebiliriz. Bir yıla baktığımız zaman İş Bankası kötü bir performans sergilemiş. E, İşmen iyi bir performans. Andol Skort'ta yine birinci gördüğünüzde. Bir ay, üç ay, bir yıl hepsinde birinci. Üç yıla baktığımız zaman arkadaşlar e, İşmen arayı kapatmış. Yani direkt birinci. Andol Skort'ta ikinci. Ardından baktığımız zaman da fonumuz geliyor arkadaşlar. T3 fonu geliyor getiri anlamında diyebiliriz. Hızlı bir şekilde bakmıştık ama tekrardan değineyim. Bir ayda zarar eden bir fon. 3 ayda %10'a yakın. 6 ayda %11. Ki baya kötü bence bu 6 aylık zaman diliminde. Yılbaşı itibariyle %12. 1 yılda %100'e yakın. 3 yılda %690'a yakın. 5 yılda da 10 katlık bir performans. Hatta 10 katlıktan fazla bir performans söz konusu. Gerçekten ben değer yatırım kapsamında güzel bir fon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Tekrar tekrar değiniyorum. Çünkü önemli bir husus. Çoğu yatırımcı bunun bilincinden farkında değil. Bu hisse fiyatı, pardon fon fiyatı sizi şaşırtmasın. E, fon fiyatının pahalı olması fonun finansal açıdan pahalı olduğu anlamına gelmez. Bu sadece psikolojik bir durumdur. Bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.